Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bizleri yaratan ve yaşatan, sayısız nimetleriyle bizleri donatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Kıymetli STV izleyenleri, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından her hafta Cuma günleri canlı olarak yayınlanan Gönül Ufku programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu haftaki Gönül Ufku programımızda amellerimizin, çalışmalarımızın karşılığını konuşacağız. Şimdi sizlere program konuğumu tanıştırmak istiyorum. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcısı kıymetli hocam Dilaver Şahin. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim inşallah programı faydalı bir program yapar. Amin inşallah hocam. Cenab-ı Allah razı Amin. Olsun. Hocam, aynı zamanda da cehennemden kurtuluşa vesile olan günlerin içerisine girdik. Mübarek evet, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisindeyiz. Kadir günleri deriz hocam, Kadir günleri içerisindeyiz. İnşallah Rabbim bu son 10 günü en güzel şekilde değerlendirip, Kadir günlerini isabet ettirip Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşayabilmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Kıymetli hocam, tam bu günlerimiz içerisinden de buradan yola çıkıp devam edersek. Hocam, insanın bu dünyada yapmış olduğu şeylerin karşılığı var. Herhalde karşılıksız değil. Yani bizim bu dünyadaki her türlü çalışmamız, çabamız, gayretimizin bir karşılığı var. Bugün bu amellerimizin karşılığını konuşacağız inşallah. Hocam, yani amellerimizin karşılığı, çalışmamızın karşılığı nedir? Nasıl olur? Böyle bir giriş yapsak neler söylersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'a hamd, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Sizin de giriş yaparken söylediğiniz gibi, tabii ki kulun yapmış olduğu hiçbir şey Allah Celle Celaluhu tarafından karşılıksız kalmıyor. Evet. Hatta ayet-i kerime var ya malumunuz, siz zerre miktarı bir şey işleseniz mutlaka onu göreceksiniz. Hata da işleseniz onu da göreceksiniz. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Ha, bu amellerin karşılığı dünyada olur, ahirette olur. Bazıları dünyada görebiliriz, tabii, bazıları göremeyiz ama hiçbir zaman şöyle düşünmememiz lazım. Bu yaptık ama görmedik, daha da görmeyeceğiz anlamına gelmez. Onun için inşallah ümit var olalım, var olalım. Biraz önce de ifade ettin. Yani mübarek Ramazan-ı Şerif'in biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat buyuruyor evet, Efendimiz. İşte hı-hı, son günlerine yaklaştı. Yaklaştı. Bu günlerde, bu ayın içerisinde inşallah amellerimizi biraz daha çoğaltabilirsek, yapabilirsek gücümüz nispetinde Cenab-ı Allah daha çok sevap vereceğini zaten Kutsi Hadis'te de ifade evet, ediliyor. Şimdi ameller karşılıksız kalmaz maddesine gelince insanoğlunun yapmakta olduğu bütün hareketleri, amelleri mutlaka Allah Celle Celaluhu tarafından görülür ve karşılığı verilir. Davranışlarımıza göre ya mutlu oluruz ya da mutsuz oluruz. Yani aslında kulun yapmış olduğu şeyler kendisinin aleyhine veya lehinedir, değil mi? Evet, tabii. Yoksa Cenab-ı Allah hiçbir zaman yaratmış olduğu hiçbir kulunun zararını veya mutsuzluğunu istemez. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim indirmiş, peygamberler göndermiş. O Kur'an-ı Kerim'de ve diğer Efendimiz'den önceki de peygamberlere indirdiği bütün kitaplarda ve suhuflarda evet, onlarda mutluluk veya mutsuzluk ne varsa orada açıklamış Cenab-ı Allah. Kim eliyle, kim aracılığıyla? Peygamberleri aracılığıyla. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Allah aleyhi ve sellem Efendimiz'le de Resulullah'ın aracılığıyla bize, ümmeti Muhammed'e, insanlığa mutluluğun veya mutsuzluğun veya mükafatın, mükafatsızlığın karşılıksız kalmayacağını ne yapıyor? Bizlere bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de felakete ve musibete uğrayan milletlere baktığımızda aşırı hocam şunu görmekteyiz. Herkes mutlaka kendi eliyle yapıp ettiklerinden dolayı musibete uğramışlardır veya mükafatı görmüşlerdir. Evet. Kendi elleriyle. Evet. Yoksa Allah-u Teala, biz biliyoruz ki hiç şüphe yok ki Allah zulmetmez. Allah zalim değildir. Hatta Cenab-ı Allah
Bunun daha ötesi, yani Allah o kadar kullarını affediyor ki, değil mi? Yani bizim yaptığımız işlerle mükafat veya fayda diyelim, ama Allah'ın vermiş olduğu nimete karşılaştığınız zaman çok nokta mesela, belki hiç mesabesinde kalıyor, ama Allah Celle Celaluhu yine de bizlere her şeyi veriyor. Evet. Demek ki özet, zulmetmez Allah. Evet. İnsanların başına gelen hepsi kendi ellerinden, kendi dillerinden, kendi amellerinden, kendi yapmış olduğundandır değerli kardeşim. Evet. Yine insan kendisinin rahatı veya kendisinin rahatsızlığıdır diyor bir sözde. İnsan kendisinin rahatı ve rahatsızlığı nasıl olur? Şimdi iyi işler yaparsan kendinin rahatı olursun. Tabii. Kendi kendinin. Cenneti kazanmak işte istikbalde, Allah ömür verirse, ahirete gittiğinde. Burada da Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uyarsan, nehirlerinden de kaçınırsan, yani bu dünyadayken bile onun mükafatını görürsün. Onun mutluluğunu görürsün. İlla mükafat elimize bir şey almak, yemek, içmek, sadece o olmaması lazım. Tabii, yani doğru bir mu? Şey kazanmak değil. Yani evet. O mutlu olmak bile, inanın bazen mutsuz insanlarla konuşacağım. Adam der ki, ya binlerce, milyonlarca para verse onu şey yap, alamaz o mutluluk. Mutluluk ayrı bir şey. Hocam Allah vermesin, beladan, musibetten uzak kalmak bile bir mükafat. Tabii, yani. Tabii. Onun için iyi işler insana huzur, kötü işler de insana huzursuzluk veriyor. Evet. Peki bunlar ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ diye başlıyor, evet. Ya ayet-i kerime. İşte siz ufacık bir şey de işleseniz mutlaka Allah onu gösterecektir. Kim de kötü şey işlerse onu da görecektir, değil mi? Evet. Allah adil mutlaktır. Evet. Evet, Resul-i Ekrem Efendimiz insanlara bu duyguyu her zaman hocam söylemiş. Öyle bir yetiştirmiş ki ashab-ı kiramı, yani bu şeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı, o güzide ashabı dediğimiz dostları, arkadaşı, bunları böyle hem söylemiş hem de yaşamışlar. Bir şair şöyle der hocam, der ki şu dünyada ne yaptınsa onun mutlaka göreceksin. Kârın da zararın da sen kendinden bileceksin. Ya dünyada yapıp ettiklerini mutlaka göreceksin. Evet. Nerede? Ahirette. Belki bazısını bu dünyada göreceğiz. Tabii bu evet. Dünyada. Hani Cenab-ı Allah da buyuruyor. Ne yaptıysanız mutlaka öbür dünyada sorulacak diyor ya. Evet. Ne yapıp göreceksiniz. Ne, bu güzel ifade etmiş. Ne yaptı? Mutlaka göreceksin diyor. İkincisi, kârın da zarın da sen kendinden bileceksin. Yani aynen. Burada eğer ki Allah'ın emirlerini tuttun, Resulullah'ın yolundan gittin, nefsine uymadınsa, güzel işler yaptınsa mutlaka o ne yapacaksın? Kendinden biliyorsun bak onu. Yine zarar işlediysen, kötü bir şeylerle meşgul olduysan, adam iflas ediyor. Niye ediyor? Kendi kararları, bir bakıyor, kendi şöyle, yanlışları yüzünden diyoruz. Aynen, bir bakıyor. Yanındakilerle, kendilerinin işte hasbihal edip hesap kitap çıkarıyor ya, diyor ki şurada çok büyük yanlış yapmışız diyor. Yani. Bu belki bir de manevi yaptığı yanlış var. O şekilde de, değil mi? Evet. Mesela bunlardan hemen bir örnek vereyim konu dağıtmadan. Manevi tabii. De şöyle. Yani bir Müslüman düşün ki faizle iştikal ediyor. İşim daha büyüsün. Faiz hiç dur demiyor, durak bilmiyor. Manevi olarak Allah öyle bir şey yapıyor, elinden her şeyi alıyor. Bu hesap ediyor, kitabı bir türlü şey yapamıyor. Nerede yanlışı? Hatasını bulamıyor, bir yanlışı orayı bulamıyor. Orayı halbuki düşünemiyor. Bak evet. Bir, bu şeyde bir maddi yönü var, bir manevi yönü var hocam. Bu, evet. Bunu hiç unutmamak lazım. Tabii. Mutluluk da böyledir, mutsuzluk da böyledir. Mutlulukta biz ne deriz? Hani kârımız, zararımız diyoruz ya. Biz Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulullah'ın emir ve izinden gidilir ve Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanarak şer'i şerifin dışına çıkmadan, Allah'ın hudutlarını çiğnemeden, aklı kullanarak dünyadaki Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kullanırsın. Evet. Bak, kullanırsın, hiç onda şey yok. Değil mi? Evet. Şer'i şerife uygun olduktan sonra istediğin gibi kullan. Evet. Zaten öyle demiyor, ye iç ama israf etme. Evet. Küfre girme. Nankörlük etme. Bunları söylüyor Cenab-ı Allah. Evet. Bunlarda hiçbir şey yok ki. Cenab-ı Allah demiyor ki sana
bu kadar nimet verdim ama şunları şuna yemeyeceksin demiyor. Neyi diyor? Haram yemeyeceksin diyor. Tabii. Harama yaklaşmayacaksın diyor. O haram olan şeyleri göster, bunlara yaklaş. Bunlar Allah'ın hudutları diyor. Evet. Çünkü mutsuz olursun diyor. Bir de sadece mutsuzluğundan kalmazsın. Ahirette de bunun cezası var. Tabii karşılığı var. Diğer taraftan bir sorun daha vardı o sorunun içerisinde. Nasıl karşılık, nerede, nasıl evet. karşılık görürüz demiştin ya. İnsan amellerinin karşılığını belki hemen göremeyebilir Aşur Hocam. Bakın belki hemen göremeyebilir. Bazen bu karşılık bir gün sürer, belki günler sürer, belki aylar, belki yıllar. Evet. Belki de bu dünyada göremez ama ahirette mutlaka görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz dua ettiğiniz zaman Allah duanıza icabet eder. Ama bu dünyada, ama hemen, ama hemen sonra, ama bu dünyada, ama öbür dünyada. Ama mutlaka yani görürsünüz. Yani karşılığı vardır. Evet. Biz bazen kul olarak tabii ki hemen görmek istiyoruz. O da bizim insanın fıtratında var acilecilik hocam. Evet. Aynen öyle. Evet. O var. Evet. Demek ki bunun ayrı ayrı sebepleri var. Bilmediğimiz hikmetleri var. Değil mi? Evet. Belki de o yapmış olduğum iyilikler, güzellikler bizi cehennemden azat edecek. Evet. Allah bizi çok seviyor. Orayı erteledi, orada evet. karşımıza getirecek. Evet. Biz burada görsek belki orada göremeyeceğiz. Evet. Hikmetini bilemiyoruz. Bazen yaptığımız zaman tevekkül var ya Aşur Hocam. Tabii. Tevekkül etmesini de bileceğiz. Yapıp gücün nispetinde, gücün bitmedi. Ya Rabbi bundan sonra sana kalmış. Sen en iyisini biliyorsun demesini de bilmemiz lazım. Amellerimizin karşılığını göreceğimiz kesindir. Bunda hiçbir şüphe yok. Çünkü Allah vaadi var. Yani vaadinden dönmez evet, değil mi? Mutlaka. Tabii. Evet, amellerimizin karşılığını ya bu dünyada ya da ahirette görürüz. Biraz önce anlattığım gibi. Tabii. Ama göreceğiz. Peki, dünyadaki karşılıklarına gelince, o dünyadaki karşılıklarına gelince, iyilik yapan mutlaka iyilik, fenalık yapan mutlaka fenalık görür. Evet. Yani kötülük yapan kötülük bekleyemez. Beklememesi lazım zaten değil mi? Tabii. Şimdi bazı örnekler vereceğim hocam. Buyur. Bilmemiz gereken şudur ki mutlaka karşılık göreceğimizi aklımızın bir kenarına yazmamız lazım. Karşılık göreceğiz. Ama ne zaman? Görebilir miyiz, göremeyiz onu bilemeyiz. Ama karşılık göreceğiz. Allah Celle Celal buyuruyor ki size uğrayan her musibet kendi ellerinizle işleyip kazandığınız günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah Celle Celaluhu çoğunu da affetti diyor. Çoğunu da affediyor o merhametiyle. Evet. Evet, Beni İsrail oğullarından birisi şöyledir. Ya Rabbidir, böyle ne diyelim, ya duasıyla ya işte bir Allah Celle Celaluhu'na bir nidasıyla ne dersen. Ya Rabbi, ben sana o kadar isyan ettim ki der, bana hiç ceza vermedin der. Bazı şu zamanımızda da var. Nasıl bu tecelli ediyor biliyor musun hocam? Diyor ki, ya adam diyor haram yiyor, yalan söylüyor, yalandan kim ölmüş diyor, haramdan kim ölmüş diyor, bakın. Veyahut da şu örnek veriliyor hocam, hiçbir sıkıntısı yok, işi düzgün tıkırında gidiyor. Faiz almış, haram içinde iştigal ediyor, ya işte ne kadar düzgün gidiyor diyor. Evet, mutlu, huzurlu. Ama biz bir adım ötesi, perde arkasında bilemiyoruz, göremiyoruz. Bakın mesela burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, o İsrail oğullarının, o söyleyen insanın, o zamanki peygamberine vahyediyor, nida ediyor. Diyor ki, ona söyle, de ki ben ona aslında çok ceza verdim. O farkında değil. Bazı kul farkında olamaz ha. Tabii. Farkında olamaz. Mesela her şeyden evvel diyor, her şeyden evvel. Dua ve yalvarmanın zevkini ondan aldım diyor. Ha. Hocam bu müthiş bir şey yani ya. Yani neden mahrum olduğunun farkında bile değil. Bu müthiş aslında. Bir şey. Sen evet. Bak şimdi elini açıyorsun. Hiç zevk almıyorsun. Evet. Burada mısın değil misin farkında. Yani şu zamanımızda da çok ha bu. Evet. Allah korusun, Allah bizim dua ve zikrimizde, ibadetimizde o huşunun, o lezzetin eğer alırsa var ya, bazen diyor ki konuşuyor,
Ya hocam diyor, dua ediyorum, namaz kılıyorum ama hiç diyor şeyine, zevkine varamıyorum. Hocam hani akşam iftar açıyoruz ya, hani oruçlu bir insan akşam ezanıyla birlikte iftarını açıyor. O anda yani Allah için akşama kadar orucunu tutmuş, akşam ezanıyla birlikte Allah'tan izin çıkmış, yeme içme iftar yapan bir insanın almış olduğu tadı, hazzı, orucu tutmayan bir insan hayatının hiçbir alanında alamaz. Değil alamaz. Mi? Hani farkına önce, bile varamaz. Ha, farkına varmaz, alamaz. Neden mahrum olduğunun da farkında değildir. Aynen hani siz öyle dediniz ya, aslında belki kendisine göre düzgün bir işi vardır, olumlu bir hayatı vardır, bir sıkıntısı yoktur ama aslında yani Allah'a yönelmekten, Allah'a yalvarmaktan, ona istemekten, Rabbim demenin güzelliğinin mahrumunda olduğunun farkında değil. Hocam evet. Buna da şuna şöyle deniyor, bu işte söylediğimiz senin ve benim şeye. Evet. Anlayışsız olmak denir buna diyor. Heh. Anlayışsız olmak. Şimdi evet. Düşün. Tabii doğru söyledin. Şimdi bir adam bir nimetin tadını eğer alamamışsa tabii o nimetin tadını bilemez. Bilmez. Sen yani ne kadar anlatırsan anlat. Mümkün değil. Bilemez. Tabii. Şimdi hacca gitmeyen adam, ümre yapmayan bir adam, oraların zevkini, oraların güzelliğini, oranın mutluluğunu, oranın Allah'ın böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Onun şeyini ne kadar anlatsın. Manevi anlat, hazzına varamaz. O şöyle diye konuşur. Ya Araplara para yediriyorsunuz der. Evet. Bir zamanın bu söz çok evet, vardı ya. Evet. Halbuki o Allah Celle Celaluhu benim evim dediği yerinin mutluluğunu, yani zevkini, biz tadını yani bir gitse. Hocam biz Allah için gidiyoruz zaten. İşte orada, yani hani oradaki insanlar için değil. Allah için gidiyoruz, Kabe için gidiyoruz. Değil ama kendimiz için onun gidiyoruz. Şeyini bilmiyoruz. Evet. Zevkini, tadını tabii tatmamış, bilmiyor. Ne bilecek değil mi? Tabii. Onun için Allah hiç kimsenin elinden ibadet zevkini, hazını almasın. Amin. Bu amin, çok müthiş amin, bir şey. Amin. Mevlana şöyle der. Evet. Der ki bir kötülük edince kork, emin olma. Evet. Emin olma. Çünkü diyor zira ki o kötülük bir tohumdur ki, evet, bir tohum gibidir ki Allah onu yetiştirir, meydana çıkarır. Yani bir gün gelir ki meydana çıkar. Sen farkında bile olamazsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hocam bu konuda şöyle diyor. Beş belayı beraberinde getirir. Oo. Beş şeyi beraberinde getirir. Neymiş o? Bir, ahdini bozan kavme Allah düşmanlarını musallat eder. Söz mü? Hayatın zevki kalmaz. Hı. Hayatın tadını bulamaz. Mükafat nedir? Ceza nedir? Bilemez. Ha, demek ki Allah korusun. Allah Celle Celaluhu'nun kitabı ile hükmedilmediği zaman fakirlik çoğalır. Hı. Şu anda İslam alemindeki bu fakirlik, zillet, böyle hani ne diyelim, ötelenmiş, kovulmuş, hani hiç kimse onu da diyebiliriz. Evet. Hiç kimse gözüne kırpmadan işte Müslüman mısın böyle elini tesir ediyor ya. Bir değersizleşme. O değersizleşme, geri kalmışlık hocam yemin ediyorum Kur'an'dan fersah uzak olmamızdandır. Yani değersizliğimiz Kur'an'dan, aynen, değer almadığımızdan. Cenab-ı Allah demiyor mu? İzzet ve şeref Allah'ın, Resulullah'ın ve müminlerin yanında aranır diyor. Evet. Kur'an'da aranır. Üç, fuhuş yayıldığı zaman ölümler çoğalır. Fuhuş yayıldığı zaman. Toplumda Allah korusun fuhuş öyle zirveleşti ki yani hatta normalleşti. Tabii anormal olan bir şey artık toplum normal. Normalleşti yani. Allah korusun bu da belaları getirir işte. Anne ve babalar çok iş düşüyor hocam. Çok iş düşüyor. Gençlerine yalvaracak mı? Yalvaracak. Çok mu konuşacak? Çok konuşacak. Ama bağırmadan, ötelemeden, kızmadan. Kaybetmeden. Kaybedersin zaten bari. Zaten. Şu anda ortam çok farklı bir şey ya. Çok farklı. Yani sen kendi zamanına göre değil, şu zamana göre onu şey yap, düşüneceksin. Tabii. Nasıl ki bir kardeşimiz evinden çıkıp, ya bugün işimi nasıl yapacağım? Bugün nerelere ne götüreceğim, nerelere ne alacağım diye düşünüyor ya. Tabii. Bugün çocuğuma nasıl böyle yaklaşmam lazım? Nasıl bir şey söylemem lazım ya? Demesi lazım hocam. Toplum tehlikeye gidiyor. Allah korusun. Dört, ölçü ve tartıda hile yapıldığında kıtlık baş gösterir. Şuayb aleyhisselamın kavmi neden şey oluyor Cenab-ı Allah tarafından ayetlerde? Evet. Ölçü ve tartıda hile yapmalarından dolayı.
ondan azarlanıyor. Evet. Ölçü ve tartıda. Ve beşincisi, zekat verilmediği zaman yağmur yağmaz. Zekat, bir de başka yerde zekat yük olarak kabul edin. Yük. Bir tanesi anlattı geçen. Çok yani şeyime gitti. Zengin biri diyor, işte fitre verdi diyor. Öşür, bu tarlaların arazinin evet. var ya, şu anda onun da adı çok söylenmiyor. Yani. Evet. Öşürden mutlaka verilmesi lazım. Dedim ki, şey, birisi demiş ki, sen zenginsin, zekat da vereceksin. Ya bu demiş, zulüm değil mi, soygunculuk? Soygunculuk. Ne bu demiş. Ya gözünü sevdiğim, bu kimin ki o mal? Yani kimin mal? Malını kimden Allah sakınıyorsun? Allah Celle Celaluhu'nun sana vermiş olduğu, emanet olarak vermiş olduğu mala diyor ki Cenab-ı Hak, ey kulum, bu malı sana... Ben verdim. Ben verdim değil, sana ben layık gördüm. Evet. Bir başkasına da verirdi. Tabii, doğru mu? Çok güzel. Tabii. Layık gördüm. Evet. Bu sahibi benim. Senin eline de falana, fakirler şunlar şu kadarını verdi. Evet. Sen bunu zul kabul ediyorsun. Zulüm kabul ediyorsun. Yani. İşte Allah bela veriyor. Doğru. Ve tabii hocam, bu konuda Allah korusun, Efendimiz de şöyle buyuruyor. Allah bir ümmete, bir millete gazap ederse onlara yerle bir olma veya suret değişikliği ile azap etmezse, evet. gazap edecek ama böyle etmezse, fiyatları artırır. Onlardan yağmuru esirger, Allah korusun. Hmm. Görüyor musun? Şu anda mesela çok şey yapıyoruz. Ya bir kendimize bir dönmüyoruz. Tabii. Toplum bir sıkıntıdaysa ya bir kendine dön. Bir acaba bende bir hata mı oldu? Yani en azından hocam, değil mi? Yani benim bu sıkıntıya, bu kötü gidişe acaba benim bir dahlim var mı? Yani bir katkım var. Bunda benim bir sebebim var. Fert olarak, mı? Aile evet. olarak, şunum olarak veya Allah'a karşı benim bir kulluğumda bir aksama mı var ki? Aksama var mı? Yani. Veya dua ediyor. Herkes dua ediyor. Doğru mu? Tabii. Kim bilir o dualara neler katıyorlar, neler tabii. söylüyorlar. Ki oraya da kimse giremez zaten. Allah'la kulun arasına niye girer? Allah tabii. İstendiği şekilde Allah'tan ister. Aynen. İstedi. Hatta o kalbinden bir şeyler geçiriyor ama ifade edemiyor. Ya Rab diyor, Allah anlıyor onu. Evet. Onun isteğini anlıyor. Tabii. Ama oraya kimse... Ama evet. o çok önemli işte evet. hocam. Evet. Yani hani Ya Rab demek diyor ya hocam, yani sen Allah diyorsan onu sana bir dedirten birisi tabii. var. Asıl mesele o. Kıymetli hocam, bir diğer bölümümüze geçelim isterseniz. Şimdi biz şunu biliyoruz, bu dünyada biz imtihan olduğumuzu biliyoruz. Hani öğrencilik yaptık, öğretmenimizin bize vermiş olduğu soru kağıdına yazmış olduğumuz şeyleri öğretmenlerimiz değerlendiriyor. Doğru veyahut da yanlış bir karşılığı var yapmış olduğumuz. Peki bu dünyada bizim için bir imtihan dünyası olduğu için bizim yapmış olduğumuz, yaşamış olduğumuz amellerimizin, ağzımızdan çıkan sözlerin, hani birinci bölümde söylediğiniz gibi ya her şeyin bir karşılığı var, bunu aynen. biliyoruz. Davranış olarak baktığımız zaman hocam bu iyilik veyahut da kötülük olabiliyor. İşte söz olarak baktığımız zaman doğru söz veyahut da yalan söz olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şu var hocam, hani yapılanın, amelin karşılığında iyi ise mükafat var, kötü ise ceza var. Biz kötü olandan uzak olmak istiyoruz, mükafat görmek istiyoruz ama bir de şöyle bir söz var hocam, ceza amelin karşılığındandır. Yani hani amel neyse cezası da o yapılan amelin cinsindendir, aynındandır. Veya ceza neyse amel de, amel de odur. Evet. Bu noktada neler söylersiniz tabii, hocam? Kıymetli hocam, o bir kaydedir. Evet. Doğru tabii ki. Zulmü sevmeyen Allah Celle Celaluhu ceza çoğu zaman aynen amelin cinsinden şey yapar, değil mi? Tabii. Mesela... oruç tutmayan birisine Allah Celle Celaluhu öyle bir oruç tutturur ki diyor bir yerde. Oruç tutmayan birine. Bu nasıl ama? Bu nasıl ama? Evet hocam. Şöyle Kur'an'da Bakara'sın çok açık ve net zannediyorum 170'lerde olabilir. Şimdi tam şey yapmayayım, ayet numarası. Oralarda Cenab-ı Allah çok açık net diyor ki bu aya yetiştiğiniz zaman, ha, Ramazan-ı Şerife. Bakara 183, evet hocam. Hemen şehide minkum şehra fel yesun. O oraya yetiştiğiniz zaman evet. oruç tutun. Evet. Eğer hastaysanız, seferdeyseniz veya tutamıyorsanız. Mazeretiniz varsa. Mazeretiniz varsa kadın kardeşlerimizin nedir? Özür halleri var, işte hastalık kadar. Halleri evet. var. Öyle bir durumdaysa başka günlerde tutun diyor. Evet. Ondan önceki ayette de
Eğer bunu da yapamıyorsa işte fidye o zaman verilir. Evet. Peki. Bu söylediğim oraya girmiyor. O evet. Mazeret. Evet. Hani dedim ya oruç tutmayan Allah evet. öyle bir oruç tutur ki o şuraya giriyor. Kasten yiyene. Mazereti yok. Tabii, mesela bazen yok. Hiçbir mazereti bazen yok. Bazen böyle tabii gidiyoruz daireden çıkıp giderken. Evet. Ya bakıyorsun inan bazen acıyorum. Bazen Allah ıslah etsin diyorum. Nasıl biliyorum? Sanki Allah'a meydan okuyor. Ya sen kimsin Allah aşkına? Sen Allah'ın aciz, güçsüz bir kulusun. Evet. Böyle pervasızca oturmuş. Çayını içiyor, sigarasını içiyor. Belki hastasın, doğrudur. Yani belki doğru. tutamıyorsun. Doğru. Ama en azından oruç olan insanlara saygılı ol da aha o hareketinle de bile hastalığını Allah sana mükafat versin. Değil mi? Evet. Niye yani şu şeyi cezaya çeviriyorsun? Ama şu anda öyle bir hal aldı ki geçen kim idi birisi söyledi. Sen miydin veya bir başkası mı? Hani birisi yerde okumuşlar. Birisi yazmış WhatsApp'a veya şeye. Ya diyormuş bakın şu gözümüze baka baka oruç tutuyorlar. Evet. Ya şu rezilliğe, şu terbiyesizliğe, şu hadsizliğe bakın. Evet. Yani Müslüman bir ülkede evet. yani %99 Müslüman diyoruz ya. Evet. Müslüman bir ülkede neredeyse diyecek ki oruç ne diyen oruç tutuyorsun utanmıyor musunuz diyecekler. Yani. Evet. Herhalde böyle dedi evet. diyecekler zannediyorum. Oruçlular bunu demesi gerekirken bu hadsizliğe de geldiler yani. Evet. Ama ne diyor şimdi? Böyle insanlara Allah öyle oruç tutturur ki şöyle ki misal veriyor. O insana çeşitli hastalıklar vererek perhiz yapmak zorunda kalır hocam. Ha, evet hocam. Allah Celle Celaluhu'nun helal kıldığı nimetleri bile yiyemez. Hocam malı mülkü yerinde fakirlik, yoksulluk yok, hiçbir sıkıntısı yok. Ama hakikaten çağımızda öyle rahatsızlıklar var, öyle hastalıklar var. Yani her türlü nimeti yiyemiyorsun. Tabii yiyemiyorum. Yani o, doktor yasaklamış. Tabii şunu yiyemiyorsun, bunu yiyemiyorsun. Bir bakıyorsun oruç gibisin. Evet. Değil mi? O zaman hani bu şekilde mi hocam Allah yani tutmadığı orucun bir noktada cezasını işte o kasten amelin cinsinden verir. Evet, bir rahatsızlık verir. Aynen evet, hocam. Şimdi evet, bu kasten Allah'a meydan okur tabii, gibi tabii. yapan insanlara tabii. ha bu herkese mi verilir? Biraz önce bir şey söyledik ya. Ya zahire baktığın zaman insanın yolu işi işte yolunda gidiyor. Tabii. Bakıyorsun ama hiç Allah adına, peygamber adına evet, bir evet. işi yok. Evet. Ama yolu da izinde, işinde bir gidiyor. Var olarak görüyor. Bu her insanda olmayabilir. Evet. Bazı o insanların şey cezasını da ahirete erteleyeceğim. O daha kötü Allah korusun. Bu dünyada da gösterdiği vardır. Hocam bir de deriz ya hani şimdilik iyiyiz de ahir ve akıbetimiz hayır olsun deriz. Yani belki şu anki zaman içerisinde insanın durumu iyi olabilir ama hani yarınımızın sonumuzun ne tabii. olacağını onu da bilemiyoruz. Ve hocam, muhtaç olacağımızı da bilemiyoruz. Bazı hastalıklar biraz önce dedin ya bazı hastalıklar vardır ki hocam inan oruç tutmadan da seni aç koyar. Kor. Evet. Hiçbir şey yiyemez. 24 tabii. saat tadamazsın. Adam diyor ki ya sade diyor bir tane vardı. Sade bir bisküvi yiyeceksin. Evet. Suya bandırıyor onu yiyor. Evet. Başka yiyemiyor. Niye? Doktor diyor ki bunu diyor bünyen kabul etmiyor. Yani, kaldıramıyorsun. Aynen. Hastalanırsın, evet. kumalık olursun, düşersin, ölürsün. En çok da korktuğumuz ölüm ya. Evet. Ölürsek ne olacak? Niye? Çünkü amelimizin eksiği çok ya. Ölürsek oran yasal olacak. Tabii demiş. İnsan amelinden korktuğu için ölümden korkuyor. Bakın bunu hocam zekat da böyledir. Ve namaz da böyledir, hac da böyledir. Zekat hani bir yük olma şeyine gelirse Allah senin öyle bir şey elinden alır ki keşke hani salebe örneği var ya. Evet. Geliyor Efendimiz'e ya Rabbi, ya Resulallah zekat vermek istiyorum. Ne dedi Cenab-ı Allah, şey Peygamber Efendimiz? Allah senin hakkında ayet indirdi senden zekat almamam için. Bundan daha verecek ağır, alınmıyor. Ağır bir şey olmasa. Alınmıyor. Bak evet. onun ceza cinsinden. Evet. Ve mahvu perişan oldu gitti dedi. Değil hocam mi? Bir de şöyle de oluyor ya mesela zekat vermesi gerekiyor. Zekatını vermiyor. Onu bir dayanamıyor. Yokluk olarak görüyor. Ama Allah vermesin öbür taraftan öyle bir zarar ediyor ki. Hocam çok. Yani vereceği maldan, zekattan daha fazla zarar yapıyor. İnanın bu yeminle ifade ediyorum. Ben bunu gördüğüm, yaşadığım, bildiğim için evet. söylüyorum. Diyelim ki zekat örnek diyorum. 1000 lira zekat verecek.
veya malı var 5000 lira verecek, tamam mı hocam? Evet. Ya bir zarar oluyor 20 bin lira, 30 bin lira, 40 evet. bin lira. Ama keşke işte hani biraz önce şurada bir şey söyledim ya, anlayışsız olmak bunun adına değil. Onu bir anlayabilse. Hocam aslında hani şimdi biz dünyada sahip olmuş olduğumuz malların başına bir iş gelmesin diye veyahut da gelirse cebimizden çok para çıkmasın diye sigorta yaptırıyoruz. Mesela aracımıza kasko yaptırıyoruz, tabii. evimize DASK yaptırıyoruz hocam. Hocam aslında zekat da bizim sahip olmuş olduğumuz malın bir noktada sigortası olmuş. Hem de nasıl? Hem de Allah tarafından yaptırıyoruz. Evet, yani. Aynen. Biz daha onun için değil burada ama. Burada falanca şirkete güveniyoruz. Tamam, o bu ruhsatı veriyor. Ben bir şey olursa bunu karşılayacağım diyor ama. Yani zekat Allah'la yapılan bir sigorta ve karşılığında da yani siz, o sigortanın güvencesinde de Allah var. Bundan aynen. daha dayanıklı, sağlam daha bir sigorta yok. Olmaz herhalde. Namaz da hakeza böyledir. Evet. Mesela namaz konusunda bir hemen kısa bir örnek anlatayım. Tabii. Yurt dışından biri anlatmıştı veya yurt dışında kalan kardeşimiz burayı anlatmış, buradaki kardeş de bize anlatmıştı. Şimdi bir gün hastalanmış, Almanya'da olması gerekir. Doktora gitmiş. Evet. Doktor diyormuş ki bizim Türk Müslüman kardeşimize, bak diyormuş, gece kalkacaksın, elini yüzünü yıkayacaksın. Ondan sonra şöyle bir eğileceksin, sonra doğrulacaksın. Hareket gösteriyor. Sonra aşağıya yani yere eğileceksin, yere yatacaksın, böyle yapacaksın. Ya adam demiş ki bizim namazı tarif ediyor bu demiş. Yani namaz kılsam nasıl olur? Şimdi evet. o doktor bilmiyor bu Müslüman değil. Tabii hareketlerin değil, ne anlam Müslüman ifade ettiğini. Müslüman değil. Tabii. Ama bu Müslüman bizim namazı tarif ediyor bu demiş. Bu bizim namazı. Elin tarif. Yüzünü yıkayacaksın. Abdest alacaksın. Abdest al. Evet. İşte eğileceksin, rukiye gidiyorsun. Yere kapanmak secdeye, secdeye git yani evet. değil mi? Evet. Hem Allah'ın emrini yap, hem de o hareketleri yapmış olursun. Onun evet. için yapma ama. Evet. Allah için yap da hepsinin içinde olsun, tabii. beraber olsun. Yani oradan bak hastalık oluyor. Görüyor musun? Evet. Hiç farkında değilsin. Tabii. Hac da böyledir. Adam hacca gitmemek için direniyor. Ha şöyle bir şey olur. Yine o bunun dışında. Şu anda biliyorsunuz Allah nasip ederse hac açıldı. Bir engel olur. Bir yani olur, 30 bine yakın inşallah hac gidecek i̇nşallah. Buradan. Evet. Şimdi gidecek ama buradan derken Türkiye'den yani. Yani Türkiye genelinde. Eskişehir'e 8 bin. Evet, dinleyenler Eskişehir'den mi diye anlamasın. Tabii hocam. Şimdi şöyle. Bu bir kardeşim düşün ki 10 yıldır bekleyen var. Yeni yazılmış, şunu etmiş, bunu Doğru. etmiş ama zengin evet gitmek istiyor. Ama gidemiyor. O bunun olur. O buna girmez. Evet tabii. Şimdi yol güvenli olacak, yol açık olacak, değil mi? İmkan yetecek. İmkan parasal değil. O taraftan da gitmen gerekecek, müsaade olacak. Yani bizim haricimizden olan imkanlar aynen. da bizim lehimize olacak. Bunlar da olacak ki. Aynen hocam. Bu bizim anlattığımız onlar değil. Tabii tabii. Keyfi. Yani bütün imkanlar var, gitmiyor. Ama Allah başka yerden onun cezasını verir, aynen. farkında değil. Evet. Yine hocam bu konularda işte babamıza, annemize karşımız yaptığımız saygısızlık, ceza mutlaka evlatlarımızdan görmekteyiz. Allah korusun. Herhangi bir kimse ya eğer sen hor hakir gördüysen mutlaka onu hor hakir görülmeden ölmediğin. Yani bakın, hocam aynısı. Şu da çok önemli. Orayı biraz geçtik. Hani baba annelerimiz için. Mesela babalarımız, annelerimiz. Allah vermesin hocam. Olumsuz olarak biz annemize, babamıza bir davranışta bulunmuş olsak belki ileride aynı davranışı biz kendi evlatlarımızdan göreceğiz. Bu da hani Tabii. cezanın aynı cinsinden aynı. Olmuş oluyor değil mi? Aynen. Evet. Hatta bir örnek vereyim. Buyurun. Tarihte derler ki tabi Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Bir oğul babasını dövüyormuş bir yerde. Baba dövülürken de gülüyormuş. Oradakiler demiş ki ya sen dayak yiyorsun, gülüyorsun. Bir de evladından Allah he, vermesin. Yani evladından. Bu nasıl yani ya. Nedir falan. Doğru hocam. Adam diyor ki yahu diyor ilahi adalete gülüyorum diyor. Niye ya, diyorlar? Niçin? Allah aynı versin. Yerde aynı şey ben de babamı ben de dövmüştüm. Yapmıştım. Babamı vurmuştum diyor. Ya. Allah yani demin dediğin gibi ceza amelin cinsinden bir de Allah vermesin hocam. Allah kimseye göstermesin tabii bunu da. Yani en azından buna şükretmesi gerekiyor. En azından cezayı dünyada görmek. Allah muhafaza bunun bir de ahirettesi daha ağır. Ya Allah korusun. Rabbim yine hemen bu sorunu böyle kısa geçelim inşallah. Buyurun. Yani kısaltalım tabii diyelim. Hocam buyurun. Şahrani Hazretleri var biliyorsun. Evet hocam. Allah dostları veya alimler, gerçek manada alimler
sözleri hakikaten çok kıymetli sözler söylerler. Kur'an ve Resulullah'tan söylerler. O der ki bir sözünde, ben günahımın cezasını çektiğimi merkebimden anlarım diyor. Eşeğimden yani. Evet. Günahımın cezasını çektiğimi merkebimden anlarım. Nasıl dediklerinde diyor ki, ben merkebimde şurada dur dediğimde o beni dinlemez, tam öbür tarafta durur diyor. Ya, o çok ince düşünüyor. Evet. Çok ince düşünüyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bela ve felaketleri biz istiyoruz mesele var ya, bizim evet. elimizle olur. Tabii tabii, biz kendimizi davet ediyoruz. Hareketlerimiz belayı davet ediyor diyor. Evet. Hareketlerimiz belayı davet ediyor. Evet. Sen yap ediyorsun, belayı sen çağırıyorsun. Tabii. Sanki Cenab-ı Allah diyor ki, ey kulum, bu senin hakkında hayırlı değil. En iyisini ben biliyorum ama sen kapısına vuruyorsun Allah'ın. Ver diyorsun. Ver diyorsun. Nasıl olursa olsun ver Sanki diyorsun. Sanki kendi kendine kendi belayı, mesela musibeti bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade ediyor. Evet. Özet olarak. Ümmetim şu 15 şeyi yaparsa başına belalar gelir diyor Allah Resulü. Kısa kısa hemen özet geçeceğim. Buyurun. Birincisi, devlet malında adaletsizlik yapılırsa bela ve musibet gelir. Çünkü devlet malı yetimin, yoksulun, fakirin, fukaranın, hakkıdır. Herkesin hakkı var. Hani çok tüy, zor. Tüyü bitmemiş yetimlerin. Çok zor yani. Hocam, çok evet. zor. Emanete hıyanetlik yapılırsa, en büyük emanet de şu Allah'ın bize verdiği bedenimizdir hocam. Aynen hocam. Şu anda aslında şu mübarek ayın içerisinde böyle kimseyi dinlemeden Allah'a meydan okurcasına, oruç tutanlar insanları böyle istihza edercesine, hiçe sayacasına yapan o insanlar aslında var ya, kendi emanetlerine hıyanetlik ediyor, hiç farkında değiller. Kendi zararına, hani tabir caizse Anadolu tabi, kendi ayağına sıkıyor derler ya. Yani hocam Allah hani sağlığın şükrüdür ya Oruç hocam. Tabii ya. Değil mi? Yani sağlığın tabii. şükrüdür. Rabbim bize bu nimeti vermiş. Biz de bunun için oruç tutuyoruz. En azından hani bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Bilinmesi lazım. Evet. İman, işte bu iman gerekiyor. Evet. Üçüncüsü hocam, zekatı, biraz önce zekat vermemek diye bir şey, bir madde söyledim. Tabii. Burada da zekat diyor, yük kabul edilirse yük. Adam bu nereden çıktı diyor. Veya böyle kaçamak yol arıyor. Aza indirmek işte. Aza indiriyor kurtulmak. Veya ben geçen birisi dedi. Torunuma versem olur mu diyormuş. Yani. Bakmakla yükümlüsün. Torununa olur mu? Zaten sen bakacaksın. Ver. Yani zengini sen hocam, ver. Bir de şu da var. Hani yakınımıza, torunumuza, işte kızımıza falan deniliyor da. Ya zaten eğer sen zekat verebilecek bir durumdaysan. Yani torununun da o durumda olmaması gerekiyor. Değil mi hocam yani? Allah razı olsun. Zaten ben ona şöyle diyorum hocam. Sen bakmakla yükümlüsün mü? Yükümlüsün. Ver o torununa, eğer zekatın meblağı aşağı düşerse, hı. yani mesela örnek diyorum 80.18 gram şer'i, örf işte 90 tabii, tabii, gram neyse, ölçü hocam. Diyelim ki 70'e düştü. Evet. Zaten Allah senden zekat istemiyor. Zaten sormuyor ki, değil mi sormuyor. Hocam? Yani. Sen de hani... güzel söyledin, zaten zekata... O fakir olmaması lazım. Yani hocam, yani hani mesela hani babama veremem, anneme veremem, işte dedeme veremem, babaanneme, anneanneme veremem, işte evlatlarıma, çocuklarıma veremem. Ama Allah muhafaza, yani eğer bende varsa, öyle değil mi hocam? Ben o bakmakla yükümlü olmuş insanlar da yokluk içerisindeyse ya zaten bunun bir anlamı yok. Aynen öyle. Ama orada işte hocam ihlaslı, samimi düşünmezsen orada tabiri caizse şu var. Bir taşla iki kuş vurayım diyor. Yeah. Hem zekatımı vermiş Dışarıya olayım. Gitmesin, hem de torunumu zengin şey yani, şeyden kurtar. Ailenin içerisinde öyle dönsün. Bir şey yok. Evet. Adam hanımının sözünü dinler, annesini babasını kırarsa. Tabii hanımı eğer doğruysa tabii ki, tabii ki o istişare var ya. Doğru. Anneyi babayı da kırmadan orada ne yapacaksın? Bak anne baba doğru söylüyor. Evet. Şu an tabii ki onu da iyi sağlamak lazım. Tabii. O İnsan. Dengeyi iyi kurabilmek tabii, gerekiyor. Tabii iyi kurmak hocam. Lazım. Adam arkadaşına isyanda yardım eder hocam. Efendimiz buyuruyor ki kişi arkadaşının dini üzerinedir. Evet. Arkadaşlık yaptığınız kişiyle iyi bakın. Yani haramda koşan, haramda giden, kötülükte olan arkadaşlık yapmayın. Yapıyorsanız onu bu tarafa çekebiliyorsan yapın. Evet. Siz o tarafa kayma. Takip edeceksen kaymayın. Allah muhafaza. Ama onun ötesinde bir de yardım ediyorsun. İsyanda ona yardımcı oluyorsun. Değil mi? Evet. Efendimiz hani zalime de mazluma da yardım edin diye bir hadis-i şerif evet, var. Evet, sahabe-i hocam. Kiram dedi ki nasıl olur ya Resulallah? Zalime. Tamam, mazlumu anladık. Evet, yardım olunur. Zalime nasıl yardımcı evet. olunacak?
kuvvetinizi ondan çekin, ona yardım etmiş olursunuz. Ya da zulmünden vazgeçin. Zulmünden vazgeçin. Aynen hocam. Diğer taraftan babasına cefa ederse, biraz önce bir örnek verdim ya, babasına cefa ederse, isyan ederse mutlaka evladı ona bir şekilde cefa karşılık eder, verecek. İsyan eder. Aynen. Ve bir de mescitlerden yüksek sesle dünyalı konuşmak. Hiç faydasız. Bazen görüyorsun ya, uyarmak zorunda oluyorsun. Evet ya hocam, oraya gerçekten durmuş adam hiç alakası konuşuyor. Bunlar Allah korusun. Yani İçki içilirse, içki çoğalırsa ve çalgı aletlerin çoğalır ve kadın erkek bir arada oynarsa isyan çoğalırsa. Allah korusun. Evet. Hocam son 4 dakikamız var inşallah. Şöyle toplarsak ne söylersiniz? Programımızı bitirelim inşallah. Evet hocam. Şimdi baştan dedik ya, amellerin karşılığını bir dünyada bir de ahirette verilir. Dünyadaki sen çalışıp ettiğin karşılığını ya dünyada alırsın ya da ahirette alırsın. Tabi ahirette mutlaka onun da karşılığı var diye söyledik. Cenab-ı Allah şöyle diyor: o gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için dağınık halde gelirler. Mahşere yani. Orada toplanacak. Herkes yüzleşecek, hesaplaşacak. Ondan sonra cennetlik, cehennemlik belli olacak. Hadi gidin denecek. Doğru mu? Doğru. Yine işte kim zerre ağırlığında bir hayır yaparsa mutlaka onu görecek orada. Kim de zerre kadar şer yapmışsa yine orada görülecek. Şüphesiz Allah diyor zerre kadar haksızlık kimseye etmez. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapmaz. Allah adili mutlaktır. İyilik yaptığında mutlaka onu göreceksin diyor. Hemen toparlayarak şunu söyleyeyim inşallah. Demek ki hocam, kurtuluş için iki şey var. Mutluluğa erebilmek için iki şey var. Evet. Amellerimizin karşılığını hayır manada alabilmek için iki şey var. Bir, iman, iki, salih amel. Evet hocam. Sade iman yetmiyor Aşır hocam. Evet. Sade iman yetmiyor. Eğer iman ederek güzel iş işleyenlerin yeri Firdevs diyor. Bakın Cenab-ı Allah ayeti kerimede. Evet. Sana iman ettim, Müslümanım dedin ama biraz önceki bütün saydığımız o kötü işlerin içinde bulunuyorsun. Evet. Zina var, haram var, faiz var, şu var, yalan var, dolan var, başkasının arkasında iç çevirme var. Ya sana dilinde, kalbine o hükmetmemiş, inmemiş. Böyle Müslümanlık yani neye benzer? Böyle çıplak bir ağaca benzer. Rüzgar vurup her an düşürebilir. Her an düşürebilir. Allah korusun. Onun için bu çok çok önemlidir. Allah Celle Celaluhu inşallah bizi güzel bir şekilde yaşayan şu mübarek günlerde çıkmadan hakikaten amellerimizin karşılığını Allah'tan beklerken hayır manada bir şeyler yapıp ve böyle yüzü ak, gönlü pak olarak bekleyen kullarından eylesin. Amin. Yoksa Allah muhafaza, eğer ki biz şer manada bir şey yapıp sonradan da böyle elimizi açarsak neye döner biliyor musun o? Bu hadisine bitireyim inşallah. Buyurun hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insan düşünün ki, bir insanı tarif ediyor. Yoldan, uzak bir yoldan gelmiş. Üstü başı tozlu topraklı ve oturmuş, ellerini açmış. Ya Rab, Ya Rab diyor. Yani Allah'a dua ediyor. Bir takım istekleri var. Bir takım bir şeyler istiyor. Yediği haram, içtiği haram, giyindiği haram. Buna Allah nasıl bunun duasına icabet etsin ki diyor. Evet. Ne demek yani? Önce diyor kendini düzelteceksin. Evet. Haramlardan kaçınacaksın. Helallara yöneleceksin. Ondan sonra Ya Rab diye Allah da sana kulum buyur der. Ne istiyorsun? Değil mi? O zaman bunu söylemek Allah bize bu şekilde gerçek manada kul olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Cenab-ı Allah amin. Şu mübarek günlerde çıkmadan mağfiret ettiği, cehennemden amin azat ettiği kullandan eylesin. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür amin ediyoruz. Bu dünyadaki amelimizin eğer ahirette karşılığının iyi olmasını istiyorsak hocam, çok basit bir formül var. Evet. Gayet güzel, düzgün, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşayalım ki ahiretimizde, akıbetimizde hayır olsun. Hocam program için teşekkür ediyoruz. Biz gönlünüze, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başka programda buluşmak ümidiyle i̇nşallah diyoruz inşallah. Kıymetli STV izleyenleri, bu haftaki Gönül Ufku programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcısı kıymetli hocam Dilaver Şahin idi. Haftaya yeni bir program, yeni bir konukla huzurlarınızda oluncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.